Ünlü birane darbesi onun için değişimin başlangıcı olacak. 16 Nazi ve 3 polis ölürken kül olan parlamento binasını bahane eden Hitler sadece erkekleri öldürmeyecek. Bu birliklerin milisleri o kadar çok insanı tek tek öldürdüler ki 20-30 milyon Slav ve Yahudinin ölümü gerekiyordu. 13-14 yaşında çocuklardan oluşan bir birlik. Nihai çözüm soykırımdı. Kim o da bu hafta? Saf kötülük. Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, meşhur ölüm birlikleri SS'in lideri, bir korku imparatorluğunun başkomutanı. Nazilerin nihai çözümünün yani Yahudi soykırımının en önemli uygulayıcısı. Gaz odalarının fikir babası. Savaşın başında Führer'in sağ kolu, sonunda ise vatan haini ilan ettiği düşmanı. Öğretmen bir babanın ve koyu Katolik bir annenin 3 çocuğundan ikincisiydi. İlk gençliğinde harbiyeye girmesine rağmen 1. Dünya Savaşı'na fiilen katılamadı. Devam eden yıllarda Avrupa'da yükselmekte olan Yahudi düşmanlığı onun içinde de filizlenmişti. Diğer yandan üniversite yıllarında katıldığı Excrim grubunun Yahudi başkanı ve üyelerine karşı oldukça nazik davranıyordu. Üniversitenin ikinci yılında fikirsel manada Nazilerle ilk temasları başladı. 1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Versay Anlaşması'yla yıkıma giden Alman ekonomisi onu düşük maaşlı bir büro işine mecbur bırakmıştı. Hayat onu bir arayışa itiyordu. Ağustos 1923'te Nazi Partisi'ne katılmasıyla bu arayışı son buldu. Rahat bir çocukluk hayatı geçirmiş olan Heinrich, o günlerde partinin diğer üyelerine göre bir tatlı su balığından farksızdı. 8 Kasım 1923'teki ünlü birane darbesi onun için değişimin başlangıcı olacaktı. Burger Brokeller, Nazilerin sık sık toplandığı bir biraneydi. O günse orada Bavyera eyaleti yöneticileri bulunmaktaydı. 34 yaşındaki Hitler ve beraberindeki 600 kişilik milis kuvveti kahverengi gömlekliler yöneticileri rehin aldılar. Hedef önce Bavyera sonra tüm Almanya'ydı. Ancak kargaşada yöneticileri elinden kaçıran Nazi milisleri ertesi gün Münih şehir merkezinde polis tarafından bozguna uğratıldı. 16 Nazi ve 3 polis ölürken Heinrich Himmler de oradaydı. Zira onu Nazi partisini örgütleyen kişi kahverengi gömleklerin kurucularından Ernst Röhm'dü. Gelecekte öldürteceği Ernst Röhm. Hitler'in hapsi boyladığı başarısız darbe girişimi sonrası Himmler delil yetersizliğinden serbest kalsa da bu süreçte işini kaybetmiş ve yalnız kalmıştı. Hayatındaki belirsizlikler onu partiye daha fazla yakınlaştırdı. 1925'te mistik sembollerle bezeli şık üniformalarıyla gelecekte milyonlara ölüm kusacak SS birliklerine katıldı. O günlerde SS, kahverengi gömlekliler olarak adlandırılan Nazi milislerinin içinde bir birimdi. Yöneticileri hapiste olan partide kaostan yararlanan Himmler, bir yıl içinde SS'in aşağı Bavyera bölge lideri ve iki yıl içinde SS Almanya liderinin vekili oldu. 1929'da ise SS'in lideri bizzat kendisi oldu. Bu yükselişte kafatasçı Aryan ırkı fikirleriyle Hitler'in faşist ufkunu genişletmesi oldukça etkili oldu. Başına geçtiği ölüm birliklerinin mevcudunu bir yıl içinde 10 katından fazla arttırdı. Bu yıllarda 1929 ekonomik buhranını bir avantaja çeviren Nazi Partisi de günden güne büyüyordu. Parti 1928'de %2.6 olan oy oranını 1930'da %18.25'e kadar çıkardı ve Sosyal Demokrat Parti'nin ardından ikinci parti olarak Reichstag'a yani parlamentoya tam 107 milletvekili gönderdi. 1932'nin Temmuz ve Kasım aylarında yapılan iki seçimde ise parti artık %30'ların üstüne çıkan oylarıyla ülkenin en çok oy alan partisiydi. Ancak aynı zamanda ülkeyi felakete sürükleyecek partiydi. Hitler'in şansölyeliğinin yani başbakanlığının ilk ayında ünlü Reichstag yangını çıktı. Kül olan parlamento binasını bahane eden Hitler, Cumhurbaşkanı'na zorla çıkarttığı kararnamelerle muhaliflerini tek tek susturdu. Aynı yılın Mart ayında tekrar bir seçim yapıldı. Seçimden birkaç gün önce 3. parti konumunda olan Komünist Parti'nin lideri Ernst Thielmann tutuklandı. Korku ikliminde yapılan bu seçimde Naziler oyunu %43'e çıkardılar. Tutuklanan Thielmann ise 1944'te kurşuna dizilene kadar toplama kampında yaşadı. Seçimin üzerinden 20 gün geçmeden Hitler halk ve imparatorluğunun sıkıntılarını ortadan kaldırmaya yönelik yasa adı verilen yasayı çıkarttı. Reichstag'da asıl yangın bu yasayla çıktı. Artık Hitler parlamentoya gereksinim duymadan
doğrudan kendisi yasa çıkarabilecekti. Diktatörlük başlamıştı. Aynı yılın sonunda bir seçim yapıldı. Bu seçimde Nazi Partisi oylarını neredeyse %50 arttırarak %92'ye çıkarttı. Aşırı sağcı Naziler, sosyal demokratların ve komünistlerin sadece 8 ay önce %40'a yakın olan oylarının bu seçimde kendilerine döndüğünü iddia ediyorlardı. Oysa mantığa aykırı bu oy değişiminde Himmler'in silahlı korku örgütü SS'in ve kahverengi gömlekli Nazi milislerinin payı çok yüksekti. Seçimden bir yıl sonra Cumhurbaşkanı von Hindenburg'un hayatını kaybetmesiyle Cumhurbaşkanlığı makamı kaldırılıyor ve Hitler Almanya'nın tek lideri, başkanı, führeri oluyordu. Hitler Almanya'nın, Himmler ise SS'in führeriydi. Yeni diktatörlükte sınırsız imkanlarla SS'in mevcudunu 50 bin kişinin üzerine çıkardı. Her üye ciddi bir fizyolojik inceleme sonucunda uzun boy, sarı saç, mavi göz ve benzeri kıstaslarla SS'e kabul ediliyordu. Bu kıstaslar Himmler'e göre Aryan ırkını yansıtıyordu. Ayrıca SS üyeleri evlenmek istediklerinde evlenecekleri kişinin Aryan ırktan olduğunu ispat eden soy ağacını ibraz etmek zorundaydılar. Bu evlilikleri teşvik eden Himmler en az 4 çocuk yapılmasını ve Aryan ırkın yayılmasını istiyordu. Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Ne Himmler ne de Hitler kendi aradıkları Aryan ırk özelliklerini taşımıyorlardı. SS zaman içinde büyürken Himmler bir yandan Münih polis şefi unvanını alıyor, bir yandan da meşhur toplama kamplarından ilkini kuruyordu. Münih'in 15 kilometre dışında kurulan Dachau toplama kampı. Himmler bu kampın başına geçmişi sabıkalarla dolu bir Nazi fanatiğini Theodor Ecke'yi getirdi. Ayrıca bu adama verdiği emirle bir zamanlar kendisini Nazi partisine örgütleyen Ernst Röhm'ü öldürttü. Korkunun gücü ve entrikalarla Hitler yükseldikçe Himmler de yükseldi. Bu dönemde sadece SS'in değil, gizli polis teşkilatı Gestapo'nun da kontrolünü ele geçirdi. Onun liderliğindeki Gestapo öyle şeyler yapacaktı ki savaş sonunda pek çok üyesi yargılanmadan infaz edilecekti. Bu dönemde tüm Alman polisi Himmler'in emrinde birleştirildi ve o tüm Almanya'nın polis şefi oldu. Ayrıca Hitler onu bir de İçişleri Bakanı olarak atadı. SS'in führeri Himmler, Korku İmparatorluğu'nun ağını genişletiyor ve neredeyse rütbeleriyle dokunulmaz bir vaziyet alıyordu. Onun kurduğu Dachau ve benzeri kamplarda başlarda sadece Nazi Partisi muhalifleri toplanmıştı. Sosyal demokratlar, komünistler ancak zamanla sakıncalı görülen kültürel ve etnik grupların mensupları da sebep gösterilmeden kamplara kapatılmaya başlandı. Nazilerin ilk hedefi Yahudi ve Çingene halklarıydı. Dünya Savaşı yaklaştıkça kamplara kapatılanların sayısı yüz binleri aştı. 1939'da Heinrich Himmler'in planladığı Himmler Operasyonu Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyecekti. SS üyeleri Polonya askeri üniformaları giyip kendi ülkelerinin Almanya'nın gümrük ve radyo istasyonlarına saldırdılar. Özellikle Gliwice'deki bir radyo istasyonunun ele geçirilmesi ve orada işlenen cinayetler o dönem Hitler'in Polonya'yı işgali için bahane olmuştu. Bu olay sonrası Polonya'nın işgaliyle Himmler'in cinayetleri ulu orta bir vaziyete bürünecekti. Hareket birlikleri ismini verdikleri seyyar infaz grupları ev ev dolaşarak buldukları Yahudi, muhalif ya da işgal karşıtı aydınları tek tek kurşuna dizdiler. Bu birliklerin milisleri o kadar çok insanı tek tek öldürdüler ki bir noktadan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladılar. Bu noktada Himmler kendince daha yani bulduğu canice bir fikri Adolf Hitler'e açtı. Gaz odaları. Hem insanlar korkutulmadan ölecekleri odalara alınacaklar, hem de birlikler doğrudan kurşun harcamak, kanla yüz yüze gelmek zorunda kalmayacaktı. Bu yöntem ilerleyen yıllarda Yahudi soykırımının sembolü olarak akıllara kazınacaktı. Dünya Savaşı'nın özellikle ilk yıllarında hem Himmler hem SS büyümeye devam etti. Adolf Hitler bir yandan Hollanda, Fransa, Norveç ve Danimarka'yı işgal ederken diğer taraftan Doğu'nun Almanlaştırılması planını yapması için Himmler'i görevlendiriyordu. Himmler planı gereği Alman sınırının doğuya doğru 1000 kilometre genişleyeceğini söylüyordu. Ona göre bölgenin bir Alman hayat sahası haline dönüşmesi için 20-30 yıl, 67 milyar mark ve 20-30 milyon Slav ve Yahudinin ölümü gerekiyordu. Ayrıca SS birliklerinin büyümesi de gerekiyordu. Bunun için Germen kabul ettikleri pek çok kuzeyli halktan insan birliklere dahil edildi. Hollanda, İsveç, İsviçre, Litvanya ve benzeri pek çok ülkeden gönüllüler.
SS'in mevcudu 800 binlere kadar ulaştı. Bu dönemde Himmler Doğu Harekatı'nı tanrısız Bolşeviklere yapılan bir Haçlı Seferi olarak niteledi. Oysa o bir yandan da Hristiyanlığın da Almanlar için uygun olmadığına inanıyor, eski Germen mistisizmini araştırıyordu. SS'in Almanlara Hristiyanlık dışı düzlemde yeni bir hayat biçimi yaratma misyonu olduğuna inanıyordu. Hitler'in Barbarossa Harekatı Doğu planının en önemli adımıydı. Bu adım en büyük tehdit olan Sovyetleri yok etmeye yönelikti. Ancak tarihin en büyük askeri harekatı olan Barbarossa Harekatı Naziler için başarısızlıkla sonuçlandı. Sovyetler de büyük kayıplar verdi. Sırf 1941-42 arasında geçen 8 ayda 2 milyondan fazla Sovyet savaş esiri, açlık ve kötü muamele gibi sebeplerle Nazi kamplarında hayatlarını kaybettiler. Bu ölüm kamplarının tamamı Himmler tarafından kurulup onun yön verdiği politikalarla yönetilmişti. Bu başarısızlık Hitler'i Yahudiler için yeni bir çözüm arayışına itti. Zira ilk plan öldürülmeyenlerin Rusya steplerine göçe zorlanmasıydı. Yahudiler için yeni planın adı nihai çözümdü. Nihai çözüm soykırımdı. Ve bu planın başına Hitler Himmler'i getirdi. Plan doğrultusunda savaş boyunca 6 milyondan fazla Yahudi onun karar verdiği yöntemlerle onun planladığı biçimlerde öldürüldü. Bazı ölüm kamplarındaki gaz odalarının bizzat onun tarafından teftiş edildiği bilinmekte. Himmler'in yaptıkları asla bir emir sonucu ya da Hitler'in deliliğine karşı koyamadığı için değildi. Bugün Polonya sınırları içinde kalan Poznan kentinde yaptığı bir konuşmada söylediği bazı sözler bunu açıkça ortaya koyuyor. Geçmişte nasıl tereddüt göstermeden kendi yoldaşlarımızı duvara dayayıp öldürdüysek, şimdi de Yahudileri öldürüyor ve yok ediyoruz. Bu bizim planımızın bir parçası. Sadece erkekleri öldürmeyeceğim. Çocukların büyüyüp intikamcı olmasına izin veremem. Tüm bunlara katlanıp aynı zamanda iyi insan olarak kalmak bizleri sertleştirdi. Himmler ayrıca özellikle Slav ve Leh halklarından uygun görülen çocukların kaçırılmasını isteyerek pek çok aileyi şu sözlerle çocuklarından ayırmıştı. Ya kendimiz için kullanabileceğimiz herhangi bir iyi kanı kazanır ve ona halkımızda bir yer veririz ya da o kanı yok ederiz. 1944'e gelindiğinde savaş Almanlar için hiç de iyi gitmiyordu. Amerikan askerleri kıta Avrupa'sına çıkmıştı. Nazi ordusunun iyice zayıfladığı o günlerde Hitler, Himmler'e yeni bir ordu kurmasını emretti. Bu ordunun adı Volkssturm'du, yani halk muhafızları. Pek çoğu yaşlı ya da 13-14 yaşında çocuklardan oluşan bir birlik. Bu birlik Himmler'in acımasız yüzünün son örneğiydi. Tarihler 1945'i gösterdiğinde Himmler müttefik devletlerle barış görüşmesi yapmak istedi. Bir yandan Amerikan generali Eisenhower'la görüşme talep ederken diğer taraftan Yahudi temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerinde ölümlerin söylenenlerin çok altında olduğu yalanını söyledi. Ayrıca Almanya'yı Batı'ya teslim edebileceğini ve Hitler'in de birkaç gün içinde öleceğini iddia etti. Bu görüşmeler kısa bir süre içinde Hitler tarafından duyuldu. Yer altında Sovyet askerlerinden saklanan Führer onu hain ilan etti. En sadık adamı artık bir haindi. Diğer taraftan Himmler'in her türlü görüşme denemesi başarısızlıkla sonuçlanıyor, kimse onu kabul etmiyordu. O müttefikler için bir av, eski yoldaşları içinse artık bir haindi. Hayatta kalmanın yolları gitgide azalıyordu. Son çare sahte pasaportla kaçmaktı. Çavuş Heinrich Hitzinger adına düzenlenmiş bir sahte pasaportla güneye doğru harekete geçti. Ancak bir Sovyet kontrol noktasında durduruldu. Kim olduğu anlaşılmadan İngiliz birimlerine teslim edildi. İngiliz yüzbaşı Thomas Sylvester kim olduğundan habersiz onu sorgularken Himmler bir çocuk gibi kendi kendine çözüldü ve asıl kimliğini itiraf etti. Nürnberg'de kurulacak mahkemeye gönderilmek için tıbbi muayeneye girdiği sırada dişine implant olarak yerleştirilmiş siyanür tüpünü ısırarak patlattı ve oracıkta 15 dakika içinde hayatını kaybetti. Yani yargılanmayı göze alamadı. Kimilerine göre ise teslim olup çözülen kişi onun dublörüydü. Bu ve benzeri iddialar resmi olarak 1945'te savaş sonunda öldüğü düşünülen pek çok üst düzey Nazi yetkilisi için ortaya atıldı. Himmler onlardan mıydı, değil miydi? Bu bilinmiyor. Bilinen asla yargılanmadı.